Son olarak Modern Sapiens'in önceden örneği bulunmayan tüm bu başarılarını kutlamak ancak diğer tüm hayvanların başına gelenleri tamamen yok sayarsak mümkündür. Bizi hastalıktan ve kıtlıktan koruyan zenginliğin büyük kısmı laboratuvar maymunları, süsinekleri ve üretim bantlarındaki tavukların çektiği acılar sayesinde elde edildi. Bu hayvanların 10 milyarcası son 200 yılda dünya tarihinde görülmemiş zalimlikte bir endüstriyel sömürüye tabi tutuldular. Hayvan hakları aktivistlerinin söylediklerinin onda birini bile doğru kabul edersek modern sanayi tarımı dünya tarihindeki en büyük katliam olabilir. Küresel mutluluğu değerlendirirken sadece üst sınıfların, Avrupalıların veya erkeklerin mutluluğunu dikkate almak yanlıştır. Hatta sadece insanların mutluluğunu değerlendirmek de yanlıştır. Mutluluğu ölçmek. Şimdiye kadar mutluluğu büyük ölçüde sağlık, gıda ve zenginlik gibi fiziksel koşulların bir ürünü gibi düşünerek ele aldık. İnsanlar daha zengin ve daha sağlıklıysa daha mutlu olmalıdırlar. Fakat gerçek bu kadar basit mi? Filozoflar, rahipler ve şairler binlerce yıldır mutluluğun ne olduğuna ilişkin düşündüler ve çoğu en az fiziksel koşullar kadar toplumsal, ahlaki ve ruhani etkenlerin de mutluluk üzerinde etkili olduğu sonucuna vardılar. Belki de modern zengin toplumlar tüm refahlarına rağmen yabancılaşma ve manasızlıktan muzdariplerdir. Belki de eskiden daha zor koşullarda yaşayan atalarımız topluluk, din ve doğayla kurdukları bağdan çok daha memnunlardı. Son yıllarda psikologlar ve biyologlar insanları neyi mutlu ettiğini anlamak için bilimsel araştırmalar yapmaya başladılar. Para mı, aile mi, genetik mi? Yoksa erdemli olmak mı? Burada atılması gereken ilk adım ölçülecek şeyi tanımlamaktır. Mutluluğun genel olarak kabul edilen tanımı öznel iyi olma halidir. Bu görüşe göre mutluluk insanın kendi içinde hissettiği bir şeydir. Ya o anda hissedilen bir haz veya hayatın akışıyla ilgili uzun dönemli bir memnuniyet. Eğer bu benim içimde hissettiğim bir şey ise dışarıdan nasıl ölçülebilir? Mantıken bunu insanlara nasıl hissettiklerini sorarak anlayabiliriz. Dolayısıyla psikologlar ve biyologlar da anketler yapıp verilen cevapları da alt alta topladılar. Tipik bir mutluluk anketinde insanlardan "Halimden memnunum, hayatın beni ödüllendirdiğini düşünüyorum, geleceğe dair umutluyum ve hayat güzeldir" gibi cümlelere ne kadar katıldıklarını 0 ile 10 arasında değerlendirmeleri istenir. Araştırmacı sonra bu cevapları toplayarak anketi cevaplayan kişinin ortalama öznel iyi olma seviyesini derecelendirir. Bu tür anketler mutluluğu pek çok nesnel etkenle ilişkilendirmek için kullanılır. Örneğin bir çalışma yılda 100 bin dolar kazanan bireylerle 50 bin dolar kazananları karşılaştırabilir. Eğer bu çalışma ilk grubun ortalama %8.7, ikinci grubun ise ortalama 7.3 seviyesinde mutlu olduğunu keşfederse, araştırmacı zenginlikle mutluluk arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varabilir. Yani basitçe anlatmak gerekiyor ise para mutluluk getiriyor demektir. Aynı yöntem demokrasilerde yaşayan insanların diktatörlüklerde yaşayanlara göre evlilerin bekarlara, boşanmışlara veya dullara göre daha mutlu olup olmadığını incelemek için de uygulanabilir. Bu da geçmişteki zenginlik, politik özgürlük ve boşanma oranlarını ölçebilecek tarihçilere bir zemin sağlar. Eğer demokrasilerde yaşayan insanlar ve evliler daha mutluysa, tarihçi geçtiğimiz 10 yıllardaki demokratikleşme sürecinin insanlığın mutluluğuna katkı yaptığını, buna karşılık artan boşanma oranlarının tersi bir eğilim gösterdiğini öne sürebilir. Bu düşünce biçimi sorunsuz değildir ama hatalarının altını çizmeden önce bulgularını değerlendirmekte fayda vardır. Çıkarımız paranın mutluluk getirdiğidir. Ama bu çıkarım bir noktaya kadar doğruyken sonrasında pek bir anlamı yoktur. Ekonomik piramidin dibinde yer alan insanlar için daha fazla para, daha fazla mutluluk demektir. Örneğin evlere temizliğe giderek ayda 1000 lira kazanan bekar bir anne lotodan 500 bin lira kazanırsa mutluluğunda oldukça ciddi ve uzun dönemli bir değişiklik gerçekleşecektir. Çünkü daha fazla borca girmeden çocuklarına kıyafetler alabilecek ve onları besleyebilecektir. Öte yandan yılda 250 bin lira kazanan üst düzey bir yönetici lotodan 1 milyon lira kazanırsa veya şirketi bir anda maaşının iki katına çıkarırsa mutluluğu muhtemelen sadece birkaç hafta sürecektir. Ampirik bulgulara göre uzun dönemde nasıl hissettiği kesinlikle değişmeyecektir. Daha şık bir araba satın alır, saray gibi bir eve taşınır, doluca yerine Chateau Petrus şarabı içmeye başlar ama kısa süre sonra bunlar sıradan gelmeye başlayacaktır.
Diğer bir ilginç bulgu da hastalıkların kısa dönemli mutluluğu azalttığı. Ama uzun dönemli mutsuzluk kaynağı olması için ya hastalığın sürekli olarak kötüye gitmesi ya da hastalığın devamlı ve yüksek acıya sebep olması gerektiğidir. Diyabet gibi kronik hastalıkları olan insanlar genellikle bir süre için mutsuz olurlar. Ama hastalık daha kötüye gitmiyorsa buna kısa sürede alışırlar ve mutluluk seviyeleri de sağlıklı insanlarınki kadar artar. Farz edelim ki Ayşe ve Ahmet orta sınıfa mensup ikiz kardeşler ve bir mutluluk araştırmasına katılmayı kabul ediyorlar. Psikoloji laboratuvarlarından dönerken Ayşe'nin arabasına otobüs çarpıyor ve ömür boyu topal yaşamak zorunda kalıyor. Kurtarma ekibi gelip onu enkazdan kurtarmaya çalışırken Ahmet'in telefonu çalıyor ve lotoyu tutturup 10 milyon lira kazandığını öğrenerek sevinçten çığlıklar atıyor. 2 yıl sonra Ayşe hala topal ve Ahmet hala çok zengin. Ama araştırmacılar önceki araştırmayı takiben yeni bir çalışma yaptıklarında ikisinin de yaşamlarını değiştiren o günün sabahında verdikleri cevapları verme ihtimali çok yüksektir. Aile ve topluluğun mutluluğumuz üzerinde para ve sağlıktan daha fazla etkisi var gibi görünüyor. Sıkı bağlara sahip ve destekleyici ailelerle topluluklarda yaşayan insanlar, problemli aileleri olan ve hiçbir zaman ait olacakları bir topluluk bulamamış veya aramamış insanlardan belirgin şekilde daha mutlular. Evlilik özellikle önemli bir konu. Defalarca yapılan çalışmalar iyi evlilikle yüksek öznel mutluluk arasında ve kötü evliliklerle mutsuzluk arasında çok yakından ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu ekonomik hatta fiziksel koşullardan bile bağımsız olarak doğrulanmaktadır. Kendisini çok seven bir eşi, yakın ilişkilere sahip bir topluluğu ve ailesi olan çulsuz bir sakat, eğer fakirliği çok şiddetli değil de ve hastalığı kötüleşmiyorsa veya çok acılı değilse, yalnız ve her şeye yabancılaşmış bir milyarderden çok daha mutlu olabilir. Bu da geçtiğimiz 200 yıldaki fiziksel koşullarda gerçekleşen çok ciddi iyileşmelerin aile ve topluluğun çöküşüyle sıfırlanabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor. Eğer böyleyse günümüzdeki ortalama insan 1800'lerdekinden daha mutlu değil demektir. O kadar değer verdiğimiz özgürlük bile aleyhimize çalışıyor olabilir. Eşlerimizi, arkadaşlarımızı ve komşularımızı seçebiliyoruz ama onlar da bizi bırakmayı seçebilirler. İnsanlar artık kendi yaşamlarını daha önce olmadığı kadar çok etki edebiliyorken bir yandan da bağlanmakta zorlanabiliyorlar. Dolayısıyla da çözülen topluluklar ve ailelerle birlikte giderek yalnızlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Tüm bu çalışmaların en önemli bulgusuysa mutluluğun zenginlik, sağlık hatta topluluk gibi ölçülebilir koşullara bağlı olmadığıdır. Mutluluk daha ziyade somut durumla soyut beklentiler arasındaki ilişkiye bağlıdır. Eğer bir kağını istiyorsanız ve kağını alabiliyorsanız memnunsunuzdur. Ferrari isterken ancak ikinci el bir Tofaş alabiliyorsanız yoksunluk hissedersiniz. Bu yüzden lotoyu tutturmak uzun vadede insanların mutluluğu üzerinde çok ciddi bir araba kazasıyla aynı etkiyi yaratabiliyor. Durumumuz iyileşince beklentimiz yükseliyor ve sonuç olarak nesnel koşullarımızdaki büyük gelişmeler bile bizi memnuniyetsiz kılabiliyor. Koşullar kötüleşince beklentiler iyice azalıyor ve ciddi bir hastalık bile bizi önceki halimizden daha mutsuz etmiyor. Bunu anlamak için psikologlara ve bir takım anketlere gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Binlerce yıl önce yaşayan peygamberler, şairler ve filozoflar zaten elinizdekilerden memnun olmanın daha fazlasını elde etmekten çok daha önemli olduğunu söylemişlerdi. Belki de öyle ama bu kadar çok sayıyla ve tabloyla desteklenen modern araştırmaların eskilerin vardığı sonuca varmaları yine de güzel. Beklentilere verilen büyük önem, mutluluğun tarihini anlamak için gerekli ve geniş kapsamlı çıkarımlar içeriyor. Eğer mutluluk sadece zenginlik, sağlık ve toplumsal ilişkiler gibi somut koşullara bağlı olsaydı, tarihteki mutluluğu incelemek daha kolay olurdu. Mutluluğun öznel değerlendirmelere bağlı olması, tarihçilerin işini çok daha fazla zorlaştırıyor. Modern insanların elinde bir dolu sakinleştirici ve ağrı kesici var ama rahatlık ve haz beklentilerimizle konforsuzluğa ve keyifsizliğe tahammülsüzlüğümüz o kadar yükseldi ki acıdan atalarımızın etkilendiğinden çok daha fazla etkileniyor olabiliriz. Bu düşünceyi benimsemek zor olabilir. Buradaki sıkıntı zihinlerimizin derinlerine işlemiş bir mantık hatasıdır. Şu anda veya geçmişte başkalarının ne kadar mutlu olduklarını hayal etmeye çalışırken ister istemez kendimizi onların yerine koyarız ve böylelikle hatalı bir biçimde kendi beklentilerimizi başkalarının koşullarına uygulamış oluruz.
Modern zengin toplumlarda her gün duş almak ve kıyafet değiştirmek sıradandır. Orta çağdaki köylüler ise aylarca yıkanmaz ve kıyafetlerini neredeyse hiç değiştirmezlerdi. Böyle yaşamanın düşüncesi bile bizim için iğrençken, orta çağ köylüleri bunu hiç sorun etmezlerdi. Uzun süredir yıkanmayan bir gömleğin kokusuna ve hissine alışkınlardı. Kıyafet değiştirmek istiyor ama değiştiremiyor da değillerdi. Zaten yaşamak istedikleri gibi yaşıyorlardı. O ana dek en azından kıyafet konusunda mutlulardı. Düşününce bu aslında o kadar şaşırtıcı değil. En nihayetinde şempanze kuzenlerimiz de çok nadiren yıkanıyor ve hiç kıyafet değiştirmiyorlar. Ayrıca evdeki kedi ve köpeklerimizin duş yapmamasından ve her gün kıyafet değiştirmemesinden iğrenmiyoruz. Hatta onları sürekli kucaklıyor, sarılıp öpüyoruz. Zengin ülkelerdeki küçük çocuklar da genellikle duş yapmayı sevmez ve onlara bu güya çekici adeti benimsetmek ebeveynlerin yıllarca süren uğraşlarını ve disipline etme çabalarını gerektirir. Her şey beklentilerle alakalıdır. Eğer mutluluk beklentiyle alakalıysa toplumumuzun iki temel direği medya ve reklamcılık farkında olmadan da olsa dünyanın mutluluk rezervini sonuna kadar tüketiyor demektir. 5000 yıl önce küçük bir köyde yaşayan 18 yaşında bir erkek olsaydınız muhtemelen çok yakışıklı göründüğünüzü düşünecektiniz. Çünkü köyde sizden başka yalnızca 50 erkek daha olacak ve bunların çoğunluğunu da yaşlı, yaralı veya kırışık ciltli erkekler veya küçük çocuklar oluşturacaktı. Oysa bugün bundan çok daha rahatsız hissetmeniz olasıdır. Okuldaki diğer gençler de çok çekici olmasalar da kendinizi onlarla değil bütün gün televizyonda, Facebook'ta ve devasa reklam panolarında gördüğünüz film yıldızları, atletler ve süper modellerle kıyaslıyor olacaksınız. Bu yüzden de 3. dünya ülkelerindeki memnuniyetsizlik sadece fakirlik, hastalık, yozlaşma ve politik baskıdan değil sürekli olarak 1. dünya standartlarına maruz kalmaktan kaynaklanıyor da olabilir. Ortalama bir Mısırlı'nın açlık, hastalık veya şiddetten ölme ihtimali 2. Ramses veya Kleopatra döneminde Hüsnü Mübarek dönemine göre çok daha yüksekti. Hatta Mısırlıların fiziksel koşulları hiç şimdiki kadar iyi olmamıştı. Dolayısıyla bu insanların 2011'de sokaklarda dans ederek Allah'a şükredeceklerini düşünebilirdiniz. Oysa onlar ayaklanarak Mübarek'i devirdiler. Sonuçta kendilerini firavunların yönetiminde yaşayan atalarıyla değil, Obama'nın Amerika'sındakilerle kıyaslıyorlardı. Eğer durum buysa, ölümsüzlük bile mutsuzluk sebebi olabilir. Bilimin tüm hastalıklara çözüm bulduğunu, yaşlanmayı önleyen tedaviler geliştirdiğini ve insanların sürekli genç kalmalarını sağlayan yöntemler geliştirdiğini farz edin. Muhtemelen en yaygın sonuç daha önce eşi görülmemiş bir kızgınlık ve endişe salgını olacaktır. Bu yeni tedavilere gücü yetmeyen büyük çoğunluk mutsuz olacaktır. Tarih boyunca fakirler ve baskı altındakiler en azından ölümün eşitleyici olduğunu, zenginin de fakirin de öleceğini düşünerek teselli buldular. Fakat bu insanlar kendilerinin öleceğini, zenginlerin ise genç ve güzel kalacağını düşünerek rahat edemezler. Öte yandan bu tedavilerden faydalanabilen küçük azınlıkta endişe edecek çok şeyi olduğundan mutlu olmayacaktır. Yani tedaviler ömürlerini ve gençliklerini uzatsa da ölüleri geri getirmez, kendinin ve tüm tanıdıklarının aslında sonsuza kadar yaşayabileceğini ama bir kamyon kazasının veya bir teröristin bunu elinden alabileceğini bilmek ne kadar korkunç olur. Ölümsüz olma şansı bulunan insanlar en ufak riske karşı bile aşırı tepkiler geliştirecek ve bir eşi, çocuğu veya yakın arkadaşı kaybetme acısı tahammül edilemez olacaktır. Kimyasal mutluluk. Sosyal bilimciler mutluluk anketleri yaparak sonuçları zenginlik ve politik özgürlük gibi sosyoekonomik etkenlerle, biyologlarsa biyokimyasal ve genetik etkenlerle ilişkilendirirler. Bu çalışmalarda elde edilen bazı bulgular şok edicidir. Biyologlar zihinsel ve duygusal dünyamızın milyonlarca yıllık evrim süreci içinde gelişen biyokimyasal mekanizmalar tarafından yönetildiğini düşünürler. Diğer tüm zihinsel durumlar gibi mutluluk da maaş, toplumsal ilişkiler veya siyasi haklar tarafından değil karmaşık bir sinirler, nöronlar, sinapslar ve serotonin, dopamin ve oksitosin gibi çeşitli biyokimyasal malzemeler tarafından belirlenir. Kimse lotoyu kazandığı, yeni bir ev aldığı, terfi ettiği veya gerçek aşkı bulduğu için mutlu olmaz. İnsanlar sadece vücutlarındaki keyif veren hisler sayesinde mutlu olurlar. Lotoyu kazanmış veya aşkı bulmuş biri aslında para veya yeni aşkı yüzünden mutluluktan mutluluğa koşmaz. Sadece kanında dolaşan yeni hormonlara ve beyninin çeşitli bölgelerinde çıkan sinyallere tepki veriyordur.
Yeryüzünde cenneti yaratma umutları için üzücü bir durum bu. Ama biyokimyasal sistemimiz mutluluk seviyelerini görece sabit tutmaya programlıdır. Mutluluğa öncelik veren bir doğal seçilim mekanizması yoktur. Yani mutlu bir bekarın genetik soyu tükenirken mutsuz ebeveynlerin genleri bir sonraki nesle sorunsuz bir şekilde geçer. Mutluluk ve mutsuzluk evrimde sadece hayatta kalma ve üremeyi etkiledikleri ölçüde rol oynarlar. Bu yüzden belki de evrimin bizi ne çok mutlu ne de çok mutsuz olacak şekilde şekillendirmiş olmasına şaşırılmamalıdır. Anlık olarak çok mutlu olabiliriz ama bu asla ebediyen sürmez. Eninde sonunda mutluluk azalacak ve yerini bir takım nahoş hislere bırakacaktır. Örneğin evrim doğurgan dişilerle cinsel ilişkiye girerek genlerini yayan erkekleri güzel hislerle ödüllendirir. Eğer seks bu kadar büyük bir zevkle birlikte gelmeseydi çok az erkek bununla uğraşırdı. Ama evrim aynı zamanda da güzel hislerin hızla azalmasını da sağlamıştır. Orgazmlar sonsuza dek sürseydi bu çok mutlu erkekler beslenmeyle ilgilenmedikleri için kısa sürede açlıktan ölecek veya başka doğurgan dişiler aramakla uğraşmayacaklardı. Bazı akademisyenler insan biyokimyasını sıcaklığı sabit tutan bir havalandırma sistemine benzetirler. Çeşitli olaylar sıcaklığı anlık olarak değiştirebilir ama havalandırma sistemi hep aynı sıcaklığı geri sağlar. Bazı havalandırmalar 25 dereceye sabitlenmiştir, bazıları ise 20 dereceye. İnsanların mutluluk sistemleri de kişiden kişiye değişmektedir. Birden 10'a kadar bir ölçekte düşünürsek bazı insanlar şanslı bir biyokimya sistemiyle doğmuştur ve mutlulukları 6 ile 10 arasında zamanla 8'e sabitlenecek şekilde değişmektedir. Böyle birisi yabancılaşmanın hüküm sürdüğü büyük bir şehirde yaşasa, borsa çöküp tüm parasını kaybetse veya diyabet teşhisi de konsa mutlu olacaktır. Bazı insanlarsa 3 ile 7 arasında değişen ve 5'te sabitlenen daha parçalı bulutlu bir biyokimyaya sahiptir. Böyle birisi sıkı ve sıcak ilişkilere sahip bir topluluk da olsa, lotodan milyonlar kazansa veya olimpik bir atlet kadar sağlıklı olsa da depresif kalır. Bu mutsuz kişi sabah 50 milyon dolar kazansa, öğlene kadar hem kanserin hem de AIDS'in tedavisini bulsa, öğleden sonra İsraillerle Filistinliler arasında barışı sağlasa veya akşam da yıllar önce kaybolmuş çocuğuyla tekrar bir araya gelse de 7 seviyesinin ötesinde mutluluk hissedemeyecektir. Bir şekilde beyni mutluluktan uçacak şekilde yapılmamıştır. Durup ailenizi ve arkadaşlarınızı bir düşünün. Hepiniz başlarına ne gelirse gelsin görece mutlu ve neşeli kalan insanlar tanıyorsunuzdur. Benzer şekilde dünya önlerine nasıl bir güzellik sererse sersin her zaman biraz asık suratlı kalan insanlar da. İş yerimizi değiştirince, evlenince, yazmakta olduğumuz kitabı bitirince, yeni bir araba satın alınca veya konut kredisi ödemelerimizi tamamlayınca dünyanın en tepesinde gibi hissedeceğimizi zannediyoruz. Oysa bunları başarınca her zamankinden daha mutlu olmuyoruz aslında. Arabalar satın almak veya romanlar yazmak biyokimyamızı değiştirmiyor. Bize çok güzel anlar yaşatabiliyor. Ama kısa süre sonra her zamanki halimize geri dönüyoruz. Bu bulgu yukarıda sözünü ettiğimiz örneğin evlilerin bekarlardan daha mutlu olduğu yönündeki psikolojik ve sosyolojik bulgularla nasıl bağdaştırılabilir? Öncelikle bu bulgular bağlantılıdır. Yani nedenselliğin yönü bazı araştırmacıların varsaydığının tam tersi de olabilir. Evli insanların bekarlardan veya boşananlardan daha mutlu olduğu doğrudur. Ama evliliğin mutluluk getirdiği anlamına gelmez bu. Belki de mutluluk evliliği getiriyordur. Ya da daha doğrusu serotonin, dopamin ve oksitosin bir evliliğin oluşmasını ve iyi gitmesini sağlıyordur. Neşeli bir biyokimya sistemiyle doğan insanlar genellikle mutlu ve hallerinden memnundurlar. Dolayısıyla daha çekici partnerler olurken ve evlenme ihtimalleri de daha yüksektir. Bu insanların evliliklerinin bitme olasılığı da daha düşüktür. Çünkü depresif ve memnuniyetsiz bir eştense mutlu ve memnun bir eşle yaşamak çok daha kolaydır. Sonuç olarak evli insanların ortalama bekarlardan daha mutlu olduğu doğrudur. Ama bekar ve biyokimyası gereği daha durgun olan bir genç kadın sırf evlendiği için daha mutlu olmayabilir. Buna ek olarak biyologların çoğu tutucu değildir.
Yani mutluluğun esas olarak biyokimya tarafından belirlendiğini öne sürseler de psikolojik ve sosyolojik etkenleri de yok saymazlar. Zihinsel havalandırma sistemimizin önceden çizilmiş sınırlar içinde belli bir hareket özgürlüğü vardır. En alt ve en üst sınırları aşmak neredeyse imkansızdır. Ama evlilik ve boşanma bu sınırlar arasında etkili olabilir. Ortalama 5 seviye mutlulukla doğmuş biri hiçbir zaman sokaklarda dans ederek şarkı söylemez. Ama iyi bir evlilik bu kişinin zaman zaman 7 seviyesine çıkmasına ve 3 seviyesinin bedbahtlığından kaçınmasına yardımcı olabilir. Eğer mutlulukla ilgili biyolojik yaklaşımı kabul edersek, tarih bu konuda önemini yitirir. Zira tarihsel olayların çok büyük bölümü biyokimyamız üzerinde hiçbir etki yaratmadı. Tarih serotoninin salgılandığı dışsal uyarını değiştirebilir ama sonuçta ortaya çıkan serotonin seviyelerini değiştiremez. Dolayısıyla kimseyi daha mutlu yapamaz. Bir ortaçağ Fransız köylüsüyle modern çağda yaşayan Parisli bir bankiri karşılaştıralım. Köylü ısıtması olmayan çamurdan yapılmış bir kulübede yaşarken banker her akşam Champs Elysées'e ise bakan ve son model teknolojik aletlerle donatılmış enfes dairesine dönüyor. Sezgisel olarak hemen bankerin köylüden çok daha mutlu olacağını düşünürüz. Oysa ki mutluluğumuzu belirleyen şey çamurdan kulübeler, lüks daireler veya Champs Elysées değil, serotonindir. Orta çağ köylüsü çamurdan kulübesini bitirdiğinde beyni serotonin salgılayarak serotoninin seviyesini x'e getirir. 2013 yılında muhteşem dairesinin son taksitini ödeyen bankirin beyin nöronları da serotonin salgılar ve benzer bir x seviyesine getirir. Beyin için lüks dairenin çamurdan kulübeye göre daha konforlu olmasının bir anlamı yoktur. O anda önemli olan tek şey serotonin seviyesidir. Sonuç olarak banker büyük 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 babası fakir ortaçağ köylüsünden azıcık bile daha mutlu olmayacaktır. Bu sadece kişisel yaşamlar değil, büyük kolektif olaylar için de geçerlidir. Örneğin Fransız devriminde devrimciler pek çok şey yaptılar. Kralı idam ettiler, köylülere toprak verdiler, insan haklarını ilan ettiler, soyluların ayrıcalıklarını ortadan kaldırdılar ve tüm Avrupa'ya karşı savaştılar. Ama bunların hiçbiri Fransız biyokimyasını değiştirmedi. Dolayısıyla devrimin getirdiği tüm bu siyasi, toplumsal, ideolojik ve ekonomik alt üst oluşun Fransız mutluluğu üzerinde etkisi küçüktür. Genetik lotodan neşeli bir biyokimya sistemi kazananlar devrimden önce de devrimden sonra olduğu kadar mutluydular. Buna karşılık şanssız bir biyokimya sistemine sahip olanlarsa devrimden önce 16. Louis ve Marie Antoinette'den şikayet ettikleri gibi devrimden sonra da Robespierre'den ve Napolyon'dan şikayet etmeye devam ettiler. Eğer durum buysa Fransız devrimi neye yaramıştı? İnsanlar daha mutlu olmadılarsa tüm bu kaosun, korkunun, dökülen kanın ve savaşın ne manası vardı? Biyologlara kalsa asla Bastil hapishanesine saldırmazlardı. İnsanlar bir politik devrimin veya sosyal reformun kendilerini mutlu edeceğini düşünür ama aslında biyokimyamız onlara her seferinde aynı oyunu oynar. Tek bir anlamlı tarihsel gelişme vardır. Bugün nihayet mutluluğun sırrının biyokimya sistemimizde olduğunu anladığımıza göre zamanımızı politika ve sosyal reformlarla, siyasi mücadele ve ideolojilerle ilgilenmekle geçirmeyi bırakıp bizi gerçekten mutlu eden tek şeye odaklanabiliriz. Biyokimyamızı manipüle etmek. Eğer beyin kimyamızı anlamak ve uygun tedavileri geliştirmek için milyarlar harcarsak insanların her zamankinden daha mutlu olmasını sağlayabiliriz. Böylelikle devrimlere daha de ihtiyacımız kalmaz. Örneğin Prozac rejimleri değiştirmiyor ama serotonin seviyelerini yükselterek insanları depresyondan çıkarabiliyor. Hiçbir şey biyolojinin önemini ünlü New Age sloganı kadar iyi anlatmıyor. Mutluluk içimizde başlar. Para, toplumsal statü, plastik cerrahi, güzel evler, iktidar konumları bunların hiçbiri size mutluluk getirmez. Uçup gitmeyen gerçek mutluluk sadece serotonin, dopamin ve oksitosin sayesinde olur. Aldous Huxley'in Büyük Buhran döneminin tam ortasında 1932'de yayınlanmış distopik romanı Cesur Yeni Dünya'da mutluluk en üst değerdir ve psikiyatrik ilaçlar siyasetin temeline yerleşerek oy sandığının ve polisin yerini alır. İnsanlar her gün üretkenliklerini ve etkinliklerini azaltmadan mutlu eden sentetik bir ilaç olan Soma'dan bir doz alırlar. Tüm gezegeni yöneten dünya devleti asla savaşlar, devrimler, grevler ve gösterilerle tehdit edilmez. Tüm insanlar hangi koşullarda yaşarlarsa yaşasınlar, hallerinden son derece memnundurlar. Huxley'in gelecek vizyonu George Orwell'in 1984'ünden çok daha tedirgin edicidir.
Böyle bir dünya fikri çoğu insanı rahatsız eder ama bunun neden olduğunu kolay açıklayamazlar. Herkes sürekli mutlu olacaksa bunda kötü olan nedir ki?